hoş geldiniz. Ben Buse Yıldırım, Kullar Akıncı Zorun Direktörü'yüm. Öncelikle Dünya Kutlu olsun. Bu hafta sonu Kutlu Sinema Programı'nı sessiz sinemadaki öncü kadınlara ayırdık. Canan Balan ve Elif Örgen Kaynakçı'nın derdinde bir program hazırladık. Bayağı dolu dolu yoğun geçti. Alice Gibilanche zaten sinemanın annesi diyebiliriz. Ona ithafen yapılmış çok keyifli bir belgesel seyrettik. Arkasından iki kısa filmini, Polemiyiz ve Türkiye'nin meclisinde kısa filmlerini Gonca Baral'ın klavyesi, piyanosu eşliğinde seyrettik. Arkasından da Canan Balan ve Elif Örgen'le beraber bir sohbet eşliğinde sesli sinemadaki kadınların genel anlamda hazırladığı bir baştan aşık ve ya da o zamanki seyirci ilişkisi arkasından da Sidney Frank'ın yönettiği İstif Bestes'i yapmıştık. Yine Gonca Baroğlu'nun içinde. Bugün de 3 tane farklı konuşmamız olacak. Arkasından da Ryzen'ın kadınlarını filmini seyredeceğiz. Filmden önce Elif Örgen, Ayfilm'den geldi kendisi. Önce zaten onların aşıklarını aldığımız filmde o biraz tanıtacak. Bize evlen bir ilişki verecek. Onu kayıtlı müzik üzerinden yapacağız. Onun bestesi bir kadın olduğu için tüm detaylarını yapmaya başlayacağız. Bugün ilk konuşmamız Aslanımız bizimle. Arşivde kadının merkeze alan veya ilk öncü araştırmacılar var. Kadın merkezli arşivcilik. Üzerine. Hatta kadın eserleri kütüphanesi kurucularından bize bugün Necile Tevfik'in sinema tekniğiyle sessiz ve sessiz senaryoları öncelikle ilişkileri üzerine açacak. Arkasından Canan, önce Elif Örgen Kaynakçı, sessiz film küratörü, Hollanda kültür dünyası ya da sinematik gibi Mustafa Aşık sessiz film küratörü. Bize beyaz perde yansıyan kadın sinemistler üzerine aslında beyaz sinemistlerin devam ediyor kurumumuz. Arkasından da Canan Balan Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi sessiz film üzerinde ders veriyor. O da bize hoca ve asistanın ilişkisi üzerinden de Halide Elif. Merhaba, sesimi duyabiliyor musunuz? Evet. Peki, o zaman mikrofonsuz olsun. Adım Aslı Davaz. Balat'ta 30 yıldır hizmet veren Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın 5 kurucusundan bir tanesiyim. Aynı zamanda da 2019-2021 döneminde yönetim kurulu başkanıyım. 30 yıldır kadın merkezli arşivcilik konusunu Türkiye'de yerleşmesine, yani 30 yıldır bu konuda çalışıyoruz. Balat'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duvarları da biraz buna benzer bir binada hizmet veriyoruz. Amacımız Türkiye'de kadınların her alanda ve kadın hareketinin ürettiği birincil kaynakları sağlamak, korumak ve erişime sunmak. Çok kısaca, yani çalışma bu. Ben de bu alanda çalışıyorum. Kadın merkezli arşivcilik, kadın tarihinin belleği. Şimdi bu çerçevede tabii ki bizim sağladığımız arşivlerin de kataloglarını biraz daha derinlemesine ve arşiv belgelerinin katmanlarını daha derin bir biçimde araştırmaya yani amaçlayan da
bu çalışma bir açıklamalı katalog. Yani zaten bu açıklamalı katalog olduğu için Necile Tevfik'in senaryolarını bu şekilde yani keşfedebildik. Çünkü biliyorsunuz arşiv kataloglaması şöyle şöyle konulu bir belgedir, şu kadar da ebattadır, nokta. Yani böyle kısa kataloglar yani şeklinde genellikle basılır. Çünkü zaman yoktur. Biraz zamanla yarışıyoruz. Önümüzde binlerce belge olduğu zaman çok derinlemesine tanımlar da yapamıyorsunuz. Fakat 30-40 yıldır arşivcilik dünyası her alanda yazılı olsun, görsel olsun çok büyük bir devrim yaşadı. Çünkü arşivcilik genellikle devlet arşivlerinden oluşan bir dünyaydı. Oysa son 40-50 yıldır arşivcilik çok alternatif yeni yöntemler ve özellikle temsil edilmeyen grupları temsil eden her alanda alternatif arşivler açıldı. Kadın Eserleri Kütüphanesi de bu akımın içinde dünyada da aşağı yukarı 100 yıldan beri var olan akımın bir parçası. Görünmeyen insanların, grupların işte arşivlerini ortaya koymak. Şimdi bu arşivde bu genel çalışmanın içerisinden bir parça. Bu açıklamalı katalogda Necile Tevfik'in Necile Tevfik arşivinin öyküsü çok uzun ve karmaşık bir öykü. Esasında terk edilmiş bir arşiv. Yani kimin tarafından terk edildiği de belli değil. Ama o da çok uzun bir hikaye, onu atlayacağım. Bir an önce senaryolara gelmek için. Sonunda Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne ulaştı ve arşiv belgelerinin %99'unun Fransızca olması, İngilizce olmasından dolayı da ben de bu dilleri bildiğim için bu çalışmayı ben üstlendim. Ama tabii bu bir açık, yani bir katalog çalışmasının çok ötesine gitti ve aşağı yukarı 10 yıl kadar sürdü bu açıklamalı katalog. Şimdi Necile Tevfik arşivinin, Necile Tevfik'in biyografisini anlatmayacağım. Çünkü ilk defa Necile Tevfik dün Wikipedia'ya girdi. Çünkü dün Wiki Maraton etkinliği Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde yapıldı. Ve cinsiyetçi olmayan terimlerin girişi ya da cinsiyetçi terimlerin düzeltilmesi için bir etkinlik yapıldı 5-6 saat süren. Bir arkadaşımız da Necile Tevfik'i, yani %100 unutulmuş ve unutulmaya mahkum olmuş bir kadın dün Wikipedia'ya girdi ve orada biyografisini bulabilirsiniz. Dolayısıyla ben onu anlatayım, onu geçelim. Necile Tevfik'in yani bütün entelektüel üretimi, feminist çalışması, aktivist, bir feminist aktivist olarak çalışmasının belgeleri, yazar, hikayeci, çevirmen, Türk Kadın Birliği'nin idare heyeti üyesi, Uluslararası Birliği'nin İstanbul'da topladığı Nisan 1935'teki kongresinin asli delegesi. Yani Necile Tevfik'in çalışma alanları çok geniş. Tahmin ediyorum ki yani bu arşiv 132 belgeden oluşuyor ama tahminim en az 10 bin belgelik bir arşiv kayboldu. Bu sadece bir iceberg'in ucu. Buna rağmen yani bu açıklamalı katalog çalışmasıyla ve yöntemiyle gene de çok önemli şeylere ulaştık. Necile Tevfik'in tasnif şemasının birinci bölümü Necile Tevfik'in sinema teknikleri ve sessiz ve sesli senaryoları. Bu bölümde Necile Tevfik'e ait 6 belge var. Çok küçük bir, yani nicelik olarak çok küçük ama nitelik olarak ve bilgi taşıyan çok önemli belgeler bu 6 belge.
bu altı belgenin ikisi, pardon, bir tanesi Necile Tevfik'in senaryo yazarken kullandığı sinema teknikleri. Yani bir belge, o da 10 sayfadan oluşuyor, dili Fransızca. Ve o dönemde Türk sinemasında yetersiz sinema terimlerini eleştiriyor. Yani hep yabancı, dekupaj, plan filan gibi, yani bu tür artık bunlara bir Türkçe bir ad bulmamız lazım diyor bu 10 sayfalık yazıda. Bir diğer belge ise çok kısa, bir sayfa, kendi el yazısıyla ve de imzası var. NTB, Necile Tevfik Biren, Hollywood'a gönderdiği sessiz sinema filmleri, Jacques Beyler'le olan ilişkisi, FBO stüdyolarıyla ilişkisi. Bu arada biz PowerPoint'u unuttuk. Bir saniye, bir dakika. İlerlemiyor mu? Ha, böyle mi gidecek? Ha, evet, en azından Necile Tevfik'i görelim. Evet, evet, Necile Tevfik. 1911-1960'lar. Aile yapısı da çok ilginç ama onu anlatmayacağım. Evet, şimdi Necile Tevfik. Şimdi belgelerin kapsadığı dönem 1924-1954. Evet, sinema teknikleri. Onu anlattım. Sinema teknikleri, 10 sayfa. Senaryolar ve Hollywood ile ilişkileri. Şimdi bakayım. Şimdi bu arşivin tasnif şeması. Bu arşivin tasnif şeması. Belge 130, senaryo için not. 1928. Bu biraz önce anlattığım sinema tekniğiyle ilgili. Senaryolar, önce sessiz sinema senaryoları, FBO stüdyoları ve Hollywood'a gönderdiği mektup hakkında. Orada Hollywood'la ve Jacques Beyler ve FBO stüdyoları ile ilgili yaşadığı bütün süreci özetliyor. Sessiz sinema, tabii şimdi sessiz sinema sadece 2.1'de mevcut. Daha sonraki senaryolar, sessiz sinema senaryoları, 52, 92, 33 ve 82 numaralı belgeler, Devrim ya da Varşova, 1863. Devrim ya da Varşova, 1863 esasında sessiz bir film senaryosu olarak ele alındı. Ama Hollywood sessiz sinemadan sesli sinemaya geçişti. Tabii ki sessiz filmler için senaryo yazan senaristleri de zor durumda bıraktı. Yani böyle bir geçiş dönemi yaşandı. Biz bunları ne yapacağız? Unutacak mıyız? Yoksa sesliye mi tekrar adapte mi edeceğiz? Dolayısıyla Devrim ya da Varşova, 1863 sessiz bir senaryo ama daha sonra bir sesli film olarak dönüştürüldü. Olimpos tanrıçaları ve tanrılarının Hollywood maceraları. Şimdi burada Necile Tevfik'in çok farklı bir yönünü keşfedeceğiz. Bir senaryonun ikinci bölümüyle ilgili açıklamalı not ise başı ve sonu olmayan bir senaryo. Kayıp. Sadece ortası var. Ama aşağı yukarı hikayeyi, senaryonun konusunu anlayabiliyoruz. Şimdi bu köşeli parantez içinde gördüğünüz bütün tarihleri belki başka bir araştırmacı 2 yıl sonra, aa yok efendim ben bunu buldum, bu 1950 değil de 1937 de diyebilir. Çünkü üstünde, belgenin üstünde tarih yok. Tarih olmayınca belgeyi de tarihsiz göstermek çok anlamsız. Çünkü yani biraz havada kalıyor belge. Dolayısıyla köşeli parantez
35, 35, 50 ve 50. Ama umarım bunlara belki Febio stüdyolarında veya Febio'nun arşivinde araştırma yapan bir kişi bunların orijinalini bulacak ve bunların tarihleri de düzelecek belki ya da teyit edilecek, ikisinden biri. Profesör Ahmet'in de garip deneyi bu tam bir senaryo. Dolayısıyla eksik olan sadece 33 numaralı senaryo, başı ve sonu yok. Şimdi burada Necile Tevfik'in senaryo yazarken bir de şunu da unutmamak lazım. Senaryo yazdığı zaman 20 yaşındaydı. Yani evet, bir okula gitmemiştim, evde eğitim görmüştüm. Çok iyi Fransızca ve İngilizce biliyordum. Bazen de insan şaşırıyor, yani 20 yaşında genç bir kadının bu yıllarda bu kadar bilgiyi nasıl, nereden toparlamış ve bütün bu senaryoları yazmış. Ayrıca başka bir soru daha var, insanın kendisine sorduğu, bu yaşta bunları niye yazmış? Yani neden yazmış? Ben çok düşündüm, kendime göre köşeli parantez içinde bir cevap ürettim. Ailesinin içinde bulunduğu son derece zor maddi koşullar. Çünkü bu bir Osmanlı aristokrasinin bir kızı. Babası sarayda en üst görevlerde bulunmuş. Cumhuriyete geçişte birçok insanın ve ailenin yaşadığı o dönüşüm döneminde çok büyük parasızlık çektiler. Dolayısıyla üç kız da çalışmaya başladı. Yani belki de düşün, ya ben senaryomu yazsam, sonra Jacques Leyder'in adresini nasıl bulmuş, Hollywood'la ilişkiyi nasıl kurmuş, kocaman bir dizi soru işareti. Yani bunlara belki daha sonra cevaplar üretilebilir. Ama önemli olan buna bizim ulaşmış olmamız ve yani bunu gün ışığına çıkarmamız. Evet, yani bu burada bitiyor. Şimdi şeyde, tabii şurada birbirinden çok farklı ilgi alanları. Devrim ya da Varşova, Çar II. Aleksandr'ın karşı Polonya halkının ayaklanmasını anlatıyor. Ve onun arkasında da tabii ki bir aile hikayesi de var. Olimpos tanrıçaları ve esas adı Aventure Olympien, yani esas başlık inanılmaz komik. Yani onu düşündüm. Şimdi biz bunu yani film olarak çekilse yani kırılırız gülmekten. Yani çünkü yani bütün bu şeyin bu tanrı, yani Zeus, Venüs, İşte onlar hepsinin kendi özellikleri şu bu. Bir Hollywood'a geliyorlar ve kaybettikleri eski günlerine yeniden kavuşmak istiyorlar. Ama Hollywood'un kurallarıyla karşılaşıp, aa biz sabah 8'de stüdyoya mı gideceğiz? Aa ben onu yapamam. Tamam. Ondan sonra öteki diyor, yok ya, yok diyor. Zeus diyor ki, yok ben bir film şirketi kurayım. En iyisi biz hepimiz bu şirkette çalışalım filan gibi böyle inanılmaz böyle hoş, hicivli de bir hikaye, bir senaryo. Bugün çekilse herhalde çok hoş olur. Bu bir senaryonun tutacağı. Şimdi biraz senaryolara, biraz daha kaç dakika kaldı? 5, 10? 10 diyebiliriz. 10, tamam. Şimdi ben kısaca bu senaryo teknikleriyle ilgili bir dakika. Bu senaryo teknikleriyle ilgili tabii çok 10 sayfalık bir şey olduğu için çok kısaca, yani çok ciddi bir şekilde çalışmış ve notları da gerçekten çok profesyonel bir biçimde notlar tutmuş. Ve siz belki okuyabilirsiniz. Ben okumayayım. Çünkü biraz zaman alacak. Senaryo, plan, fondü, geçiş, filmlerin uzunluğu, bir film
ne kadar uzunlukta olmalı? Sinematografik zaman üstünde de çok duruyor. Sinematografik senaryo yazarken sinematografik zamanı da nasıl ele almak lazım? Bir senaryonun ortalama kaç sayfa olması gerektiği konusunda da bir yazısı var. Ona göre 250-300 sayfa civarında olmalı. 50-60 kadar sahne, 500-600 kadar da plan içermeli bir senaryo bu notlarında. Senaryoya ayrılacak bütçe, diyalogları kim yazacak, diyalogistler, senarist aynı kişi mi olacak, olmalı mı, olmamalı mı, onları tartışıyor. Ondan sonra da tabii bizim açımızdan önemli olan memleketimizde kullanılan isim bulumuzları henüz bulunmuş değildir. Yani hep yabancı sözcükler kullanmak. Bulumuzlar halbuki rahatlık bakımından bir ihtiyaçtır. Yani bunların da şey edilmesi lazım. Fondü açık, fondü kapalı, fondü kloze, dişörde, bütün bunları bu 10 sayfa boyunca anlatıyor. Şimdi bu şeyi gördüm. Şimdi bu FBO stüdyolarına belge 73 bir sayfa Fransızca yazılmış. El yazısı Necile Tevfik'e ait. Belgede tarih yok. Şimdi Necile Tevfik bu belgede sedüksiyon diye bizim arşivde bulunmayan bir senaryo. Bu önemli bir şey çünkü daha sonra yani bu bir araştırmada belki bulunabilir bir senaryo. Sedüksiyon adlı bir sessiz sinema senaryosunu Hollywood'a nasıl gönderdiğini anlatıyor. Diğer taraftan da Varsovi 1863 adlı bu iki senaryoyu, Jacques Feder'le olan mektuplaşmaları ve ne yazık ki bu notlarda FBO stüdyolarının cevabı, daha sonra Radio Picture Incorporation'ın mektupları, Jacques Feder'le mektup, hepsini saklıyorum diyor. Ama maalesef arşivde yani bunlar bulunmuyor. Berlin'den gelen 30 Mart 32'deki mektubu, Temmuz'daki mektubu anlatıyor ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki artık biz Hollywood sesli sinemaya geçtik. Bunları biz maalesef kullanamayacağız. Kendisi de bu mektupları saklıyorum. Ben de bunları sesli sinemaya uyarlayacağım ve başka şirketlere satacağım. Şimdi bu Devrim ya da Varşova 1860. Siz burada yani okuyabiliyorsunuz. Ben şey yapayım, tekrar etmeyeyim. 16 sayfalık bir senaryo özeti. Ve burada Kont Romanovski'nin bir Rus general tarafından evlat edildiklerini, generalin de yıllar boyunca bu ikiz çocuklarının gerçek babasının kim olduğunu araştırdığını ve en sonunda tabii dehşet içinde kalıyor general. Çünkü Rus çarına karşı İslam bayrağını kaldıran Kont Romanovski'nin ikiz çocukları olduğunu keşfediyor. Şimdi bu bu şekilde bunu ben size anlattım. Şimdi az zaman kaldı. Evet, ne diyor? Tanrılarca sıkılmakta henüz bu durumun
devam edildiğini söylerkeni inmeye ve doğruca Hollywood'a gitmeye karar verir. Evet, bunu da böyle geçelim. Evet, bir senaryo. Şimdi bu üç erkek ve bir kadının arasında geçen, oldukça da biraz şiddet içeren bir aşk hikayesi. Sonunda kadının da ölümüyle son bulup, Güzin Tevfik, Necile Tevfik'in kız kardeşi ve bazı senaryolarında Güzin Tevfik'in de şiirleri yer alır. Ahmet, evet, bu da Necile Tevfik'in bilime olan ilgisini de gösteriyor. 15 sayfalık Fransızca bir senaryo özeti. Esasında arşivde 48 sayfa mevcut. Ama pek çok kopyanın eksik sayfalarından oluşmaktadır bu 48 sayfa. Birinci kopyadan bir, ikinci kopyadan üç diye sonunda bir kopya çıktı ortaya ve 15 sayfalık bir senaryo çıktı ortaya. Bu da bir bilim adamının dahi olan beyinlerin ölümlerinden sonra o beyinlerinde bulunan bilginin ve dehanın kaybolmaması için, çok garip bir hikaye, beyinlerinde biraz yer olan ve hayatta olanlara ben bunu nasıl aktarabilirim diye bir böyle ilginç bir hikaye. Yani sonunda diyor ki profesörün amacı ölümle birlikte yok olup giden insan beyninin yaratıcı yeteneklerinin insanlık adına muhafaza edilebilmesi için bunları enerji fazlasını kaldırabilecek kapasitede beyinlere aktarmaktı. Ve 16 sayfa boyunca bu çılgın profesörün deneyimleri aktarılmaktadır. Evet, kısaca şimdi biraz ilerleyelim. Evet, çılgın profesör. Orijinal Samuel Aysoy'dan radyo anestezi konusunda bir çalışmaları olan bir prof. Bundan epeyce ilham aldı, yani belli oluyor senaryosunda. Evet, şimdi biz bunları tabii geçtik. Evet, Jack Bey'i görüyoruz. Jack Bey'i görüyoruz. Radyo picture, şeyden, TBO'dan sonra stüdyo. Bu da en son olarak şöyle kapatalım. Necile Tevfik'in şeyini görüyorsunuz. El yazısını. Bu notları Seduksiyon ve Anlatır adlı ikisinin Hollywood'a gönderme sürecini ama görüyorsunuz. Varsovya 1863. 1828 yazmış, o 1928 olacak. FBO tarafından, Los Angeles, Kaliforniya'da FBO stüdyoları tarafından açık ve net yazılı, sessiz bir film olarak ilk kez satın alındı 1928'de. Bu, o bir sayfalık notundan bir örnek. Evet. Şimdi bu işte bu bu notlarla ilgili kısaca NTB notların sonunda. Evet. Bu da tamam canım. Yok, kitapta var. O kitap var mı? Yani. Hayır, daha yeni çıktı. Yeni çıktı. Yani 4-5 ay önce çıktı. Olur, tamam. Hayır, yani zaman belki geçti diye. Ama tabii ki varsa olur. Ben
bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bu emin olamadığınız tarihler 1950 olarak tarihlendirdiniz ama çok daha erken de olabilir diyorsunuz değil mi? Yani şöyle, senaryonun sonunda Necile Tevfik Biren Merkez Bankası Ankara ibaresi olduğu için 1950 olarak belirttim. Çünkü Necile Tevfik Merkez Bankası'na ben yazdım. Personel müdürlüğü de Necile Tevfik'in iş başvurusunu ve yani Necile Tevfik de 1949-50'de başladı çalışmaya Merkez Bankası Kambiyo Servisi'nde. Dolayısıyla daha eski olması şu olabilir, 28'de 30'da yazmış olabilir, kenara kaldırmış olabilir, daha sonra onu temize çekip adres olarak Merkez Bankası'nı da göstermiş olabilir. Benim fikrimi sorarsanız bence bu evlilerden daha eski. Evet, yani evet. Her şeyi öyle görüyor. Evet, bence daha eski ama nesnel bir dayanak olmadığı için, yani arşivcilikte de biliyorsunuz nesnel bir dayanak göstermek lazım bir tarih. Dolayısıyla köşeli parantez sonu işareti. En geç. Belki öyle diyelim o ibadeden dolayı ama bence o daha eskiye dayanıyor. Evet. Jacques Feyder'den aldığı cevaplar falan yoktu galiba değil mi? Hayır. Jacques Feyder'den aldığı cevap, TVO'dan, Picture şeyden, öteki şirketten hepsini saklıyorum diyor. Ama ne yazık ki şeyde yok. Ama en azından mektupların varlığından haberimiz var. Yani, ailesi de yok mu acaba? Ailesi. Bunları arayabiliriz tabii ki. Biraz Amerika'da her şeylerde. Jacques Feyder'den çok emin değilim. Onun benzeri yani Tabii şimdi bunun arkasını da ben tabii biraz araştırdım. Yani muazzam stüdyoların arşivlerinin yani kayıplarını hepimiz biliyoruz. Kötü saklama koşulları, ilgisizlik, yangınlar, yıkımlar. Bütün bu sürecin sonunda ne yazık ki tabii bu aşama ama belli olmaz. Belli olmaz yani. Belki çıkabilir. Özellikle kağıt arşivler çok dağınık durumda yani. Üniversitelerin çoğunda Amerika'da var falan. Yani sadece film arşivlerini araştırmak da yetmiyor falan. Ama bunu siz Wikipedia'ya eklediğiniz Türkçe olarak beklendi. İngilizcesi de var mı hemen? Türkçe olarak. Onu hemen İngilizcesi de yapalım ve bence bu araştırmayı hemen yapalım. Yani. Ama o zaman girişten biraz daha fazla sinemaya ağırlık veren bir giriş yapılabilir. Onu da İngilizce yapabiliriz tabii. Yani en azından şu bilgileri İngilizceye çevirmek inanılmaz bir bağlantı olanakları çıkarır ortaya. Muhakkak bir şey söyleyeceğim. Mesela diyorsunuz ya bu 10 sayfalık sinema terminolojisi çok ilginç. Bütün belgeler zaten yeni yayınlanmaya başladı. Mesela geçen daha Haziran ayında galiba German Julius'un da sinema teorisi yine el yazılarından falan derdi. Yeni çıktı. Şimdi bunlar çok aynı zamanlar. Özellikle Frankofon birisi olduğuna göre bir şeylerden haberdardır diye düşünüyorum. Dülaklara falan. Evet. Yani bunları da biraz aynı getirmek. İşte Dülak kitabını çıkaran Leman Lofik, Tami Williams. Onları da mesela bu belgeyi nasıl olsa Fransızca okuyabilirler. Onlarla paylaşmak falan. Bu tür şeylerle bence çok açılabilir. Tabii. Bütün bu yani birbirinden uzak bilgileri, belgeleri işte böyle yavaş yavaş belki bir araya getirip o büyük puzzle'dan çok beklemediğimiz sonuçlar da çıkabilir. Bilmiyorum ama zannetmiyorum. Herhalde kalmış. Herhalde kalmış. Ama satın alınmış. Evet, satın alınmış, evet. Ama çekilmemiş. Çünkü galiba sattığı dönem o sessizden sesliye geçişe
şey diyor, gaz diyor. Evet. İlkede yönetmen mi oluyor sizde? Yönetmen değil. Senarist. Ha, ilk mi? İlkede konu biliyorum. Ben sinema tarihi uzmanı değilim. Ben Necile Tevbi'nin sinemak yollarını uzmanıyım. Onu bilmiyorum ama hiç duymadım. Yani araştırdım ama hiç duymadım. Aslında bir şeyi de merak ettim. 10 sayfalık bölüm yok diye bu parçadan Mesel'den bahsediyor. Yani film çekilirken sette mi bulunmuş? Nasıl bu kadar anlatabiliyor? O da ilginç değil mi? Tabii 28'de. Hani çat kapı stüdyoya gittim sordum da değil. Yani ciddi bir araştırma var bunun arkasında. Şey olabilir mi acaba? Yani doğum tarihi neydi? Doğum tarihini ben çok uzun bir zaman bilemedim. Fakat babasının yazdığı bir hatırat var. Yani bu işte 1923'e kadar olan resmi görevlerini anlattığı bir hatıra. Orada tarihçi Şeyh Suvaroğlu diyor ki yağmurlu ve sisli bir günde Mehmet Tevfik Biren'i Yakacık mezarlığında uğurladık. Dolayısıyla ben Yakacık mezarlığına gittim. Ancak Yakacık mezarlığında kabristanların yani defteri tapusu şu numarada şu yatıyor falan gibi de bir kayıt yoktu. Dolayısıyla 2 saat süren bir araştırma sonucunda Necile Tevfik'in şeyini buldum, mezarlığını buldum ve orada ilk kez 1911-1964 tarihlerini gördüm. Yanında annesi ve annesinin abisi Kırgızistanlarına bu şekilde ve yani doğum tarihine ulaştım. Yanlış bir şey olmalı herhalde bu süreçte. Mezarlar falan. Evet. Bir şekilde düştüler. Evet. Mesela 18 İsmail Paşa Sokak Çamlıca diye bir adres var. İsmail Paşa Sokak 18'e de gittim. Konak yok, hiçbir şey yok. 4 katlı bir apartman. Ama bahçenin içinde bir taş ve bir kapı onun konak olduğunu gösteren yani 2 tane şey oldu. Evet, demek ki orada. Çünkü Çamlıca'da bir konakta oturuyordu. Aile. Evet. Peki, teşekkür ederim. Evet, zaten şimdi biraz başladık şeyi, Hollywood senaristleri vesaire, ben de ondan bahsedeceğim. Ben her ne kadar sinema tarihi okuyup master mezun olursam da işte artık son 20-21 yıldır daha çok arşivci kimliğiyle çalıştığım için akademik bir sunum değil de arşivde ne buluyoruz? Onu sizlerle paylaşmak durumda bir şey getirmeyi tercih ettim. Onun için aslında zaten bir iki bir şey göstereceğim. Ondan sonra da bir klip getirdim. Onları paylaşacağım. Şimdi bugün gerçekten senaristlerden bahsediyoruz. Hemen başlayayım. Pardon, nasıl gidiyorum bir sonraki? Şimdi ilk sinemanın ilk senelerinden bahsederken aslında böyle maceracı bir alan. İşte kamera var, film var vesaire ama kimin ne yaptığı, ne yapmak istediği falan da çok belli değil. Herkes biraz yokluyor hani ne yapılabilir, bundan para kazanılabilir mi? İşte mesela Lumière'ler 1902'de filan yok, aman yok bu işte para yok, biz devam edelim, başka işler konuluyor. Edison da aynı şekilde hiç ilgilenmiyor kamerayla ne yapılacağı hakkında, başkalarını bırakıyor falan. Sadece Edison'a patent alma
ya meraklı bir kaşif filan. Bu tür herkesin böyle yeni yönelimleri var. Kimin ne yapacağı, bunun geleceği olacağı belli değil filan. Dolayısıyla bir kurumsallaşma yok. İşte bu bir teknoloji midir? Yani böyle değişik bir icattır da modası mı geçer falan. O ortamda düzensiz olarak gelişiyor. Fakat zaman içinde işte gerçekten insanlar filmlere ilgi gösterdikçe film ihtiyacı da doğuyor. Çünkü işte gördüğü bir daha görmek istemiyor insan. Yeni bir şey görmek istiyor falan. Böylece aslında bir patlama şey, yani çok kısa bir zamandan bahsediyoruz. Bir 1895'teki ilk gösterimlerden daha 1950'leri bayağı bir filme talep oluyor. Yani birilerinin çekmesi, birilerinin laboratuvarda banyo etmesi falan gerekiyor. Dolayısıyla bu endüstride hemen kendiliğinden de doğal olarak bir takım şeyler oluşuyor. İşte bazı şeyler kadın işi, bazı şeyler erkek işi. Bunu o yapar, bunlar yapar diye. Onun için bir iki örnek getirdim. Çünkü soruda sormak istediğim şey senarist kimdir? Yani senarist kadın işi midir, erkek işi midir? Ona geleceğiz ama. Mesela burada Fatih'i görüyoruz. Fatih şirketinin film renklendirme odası. Renklendirme işi kadınların için mesela. Çünkü neden hani böyle dantel yapar gibi küçücük film şeysini üstüne renklendirme işlerini fırçalar falan. Kadınlar başlıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi mekanize olmuş ortada geçmiş ama kadın işi işte renklendirme ise o bölüme gönderiyor. Yine kadınlar yapıyorlar. Halbuki burada da bir endüstriyel bir şey var. Öyle fırçayla boyama falan yok ama bu kadın işi mesela. Yine kurguya bakıldığında bugün bile aslında birçok kadının kurgu alanında, kurgu odasında, bugün de belki yanlış oldu, bugün dijital yapılıyor filmler ama 2000 senesine kadar diyelim, filmler hakikaten film üzerine çekilip kurgulandığında kadınlar bayağı ağırlıktaydı ve mesela Scorsese'nin her filminin kurgusunu yapan Thelma Schoonmaker, çok meşhur kadın kurgucu. Bunun gibi bir sürü kadın kurgucu var. Fakat hep işte arka planda tabii ki adı geçmiyor çünkü filmi yani bahsederken künyesinde hani kurgucunun pek adı da geçmez açıkçası. Yani filmin üstünde var ama dergilerde, yazılarda falan geçmiyor. Kurgu da böyle bir kadın şey. O da böyle hani kes, birleştir vesaire çok böyle el emeği, göz nuru bir şey falan diye görülüyor. Ama bunun yanında mesela yapımcılık işte erkek hani bu stüdyo, Hollywood stüdyolarının pro içen diyelim şeyleri falan bunları düşündüğümüzde bunun da bir erkek işi olduğu. Evet sorumuz senaryo alanında pardon bir şey daha mı var? Ha, bir de şöyle bir şey dün de biraz bahsetmiştik yani buradaysanız. Yapımcılar erkek ama bir de bir nokta geliyor 1920'lerde özellikle hemen başında işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir an kadın yapım şirketleri çıkıyor. Bunların hepsi, yani hepsi değil daha da fazla, A'dan başlıyor gördüğünüz gibi. Aslında kadın oyuncuların adına kurulmuş yapım şirketleri. Bunu da işte eskiden biraz daha böyle bu bir vitrin yani hani reklam olsun diye deniyordu. Fakat direkt böyle olmadığını da anlıyoruz. İşte yapılan araştırmalar işte kağıt belgelerin ortaya çıkardığı şeylerle. Aslında mesela bir Florence Turner, 1913-1916'da kendi yapım şirketini kuruyor. Flora Finch 1920'de kuruyor. Bunlar aslında ses sinemanın emektarları yani. Flora Finch 1912'de filan da birçok film yapan bir insan ama 1920'ye gelince o andaki sistem, o andaki ekonomik durum falan kendi şirketlerini kuruyorlar. Dolayısıyla böyle bir kadın yapımcı şeyi de var ama dediğim gibi bunlar tanınmış aktrisler olduğu için hani acaba reklam amaçlı mıdır falan gibi bir etki de yaratabiliyor. Fakat senaristliğe gelindiğinde senaristlikteki dağılım neydi veya bu nasıl anlaşılıyor yani biz de işte bir senarist dendiği zaman aklı kadın mı geliyor da erkek mi geliyor da burada Aslıhan'ın değindiği şey çok önemli ya da Necdet Tevfik'in bir kere senaristten ne anlaşılıyordu? Diyalog yazarı mı? Öykü yazarı mı? Ya da gerçekten işte böyle sayfa sayfa plan plan senaryo yazan bunlar zaten çok net değil yani özellikle direktörün 1910'lu yıllarında diyelim. Bunu göstermemin sebebi Women Pioneers Project
Columbia Üniversitesi New York'ta oradan onların desteğiyle yola çıkan bir proje diyelim. 10 yıllardır artık var. Şu anda artık son sene gerçekten çok güzel bir yere ulaştı. Nihayet istediğimiz noktaya getirebildik diyeyim. Gerçekten Wikipedia'ya da benzer. Buraya gittiğiniz zaman herkese açık bu site. Kesinlikle sadece araştırmacı falan değil. Herkese açık. Ben screenwriter yazarları, yani senaristleri burada seçerek ayırdım ama aslında sitede yüzlerce kadının sinemada çalışmış, işte sinemada özellikle yüzlerce kadının profili var. Tek tek işte üstte bastığınız anda kimdi, nerede doğdu, nerede öldü, hangi filmleri yaptı, hangi filmler bugüne kaldı falan gibi çok ayrıntılı bilgiler var. Ve bu her an ekleniyor. Yani mesela şimdi tabii sizi dinlerken Necdet'i hepiniz ona ekleriz diye ben düşündüm yani. Keşke sizinle konuşalım. Yazarsanız bunu buraya ekleyeceğiz mutlaka. Gördüğünüz gibi bütün dünyadan isimler de var. Yine ben sadece en üst tarafta olan kısmını kesip aldım hani görüntü olarak ama dünyanın her tarafında etkin olan kadınlar burada görülebiliyor. Yine bir iki örnek, dönemin dergilerinden diyeyim. Mesela bakın filmin reklamı bu, Trade Papers, yani sinema dergileri. Written and directed by Madame Blanche, işte yazılan ve yöneten Madame Blanche, tüm gördüğünü tanıştığı için filmi bu şekilde tanıtılıyor, bu şekilde reklamı yapılıyor. Öte yandan yine dönemin yayınlarında işte mesela bir stüdyonun senaryo bölümünde çalışanların topluluğu fotoğrafında görüyorsunuz. Clara Beranger gayet ortada önemli bir noktada. İşte ancak bu gerçekten arşivlere yeni yeni ulaşıldı. Bunlar yeni yeni analiz edildiği için şu böyle bir fotoğraf olabiliyordu da işte deniyordu. Ayrıca işte fotoğrafta o anda orada olan insanları koymuşlardı. İşte bunun ortada olmasından bir şey çıkaramayız. İşte siz ortaya oturun demişlerdi. Çünkü gerçekten dayandıracak belge yoktu ama şimdi yavaş yavaş belgeler ortaya çıktığı zaman anlıyoruz ki hayır yani bir tesadüf değil, tesadüften orada olan o gün oradan birisi değil. Bu Clara Beranger gerçekten adına yani kendisinin imzaladığı çok sayıda senaryo falan var. Şimdi bu tartışma böyle devam ediyor. Araştırmacılar da son 10-15 yıl içinde bir uçtan bir uca gittiler. Hiç yoktu kadın çalışmıyordu'dan. En azından yarısı Hollywood'da çalışanların kadından, ayrıca fazla kadın diyen çeşitli teoriler ortaya çıktı. En son olarak da buna geçen sene sanıyorum Jane Gaines, Profesör Jane Gaines Columbia Üniversitesi işte bu projenin de Women Fight Film Pioneers'ın da başını çeken senelerdir bunun için uğraşan Jane Gaines'in kitabı da çıktı. O da şu ana kadar geldiğimiz son noktayı koydu. O da diyor ki yani hiç mi yoktu, çok mu vardı, fazla mıydı? Bu tartışmalara da artık biraz düzen verelim. Artık yani gerçek kaynaklarına da dayandıralım. Yani artık çok vardı, az farklı, kimseye faydası olmayan bir tartışma gerçekten. O nedenle de artık yeni böyle kaynaklara dayanan bir araştırma şeyine giriyoruz. Ben bugün size yine işte kaynaklara dayanalım dediğim zaman kaynaklardan bir tanesi arşivlerden gelen kaynaklar. O dönemin filmleri. Birazdan göstereceğim klipte 1919'dan göstereceğim. Benim için iki tane örnek var arka arkaya. Onları biraz tanıtacağım. Göreceğimiz şey yalnız nasıl anlatacağım? Photoplay Screen Supplement diye bir şey. Şimdi Photoplay aslında 1917'de çıkmaya başlayan bir fen dergisi. Yani sinema hayranları için bol bol fotoğraflı dergileri açtı. Aktristlerin fotoğrafları, yeni projeleri, işte şu an şu filmin çekimi için çalışıyorlar. Yani magazin diyebileceğimiz bir dergi. Fakat işte bir noktadan sonra kağıt olan dergiye yetinmiyorlar. Bir de Screen Supplement diye böyle bir magazin programı gibi sinemalarda normal filmden önce gösterilen
hareketli görüntüyle gösteriyorlar. İşte mesela bilmem Mary Pickford şu anda şu filmi çekiyor haberi nasıl dergide varsa. Screen Supplement'ta da bunu gösteren bir dakikalık bir şey var. Görüyorsunuz stüdyolar çekiyorlar falan filmi. Şimdi bu tür bir magazin programlarında kamera arkasına da biraz yer veriyor. Çünkü neden bunu tüketen kişiler sinema hayranı olan insanlar. Şimdi burada senaristlerden kadın senaristler nasıl bahsediliyordu? Ben çok yorum yapmayacağım, göstereceğim zaten. Siz kendiniz karar verin diye. Fakat şunu da görüyoruz ki şimdi ilk göreceğimiz kişi kendi adını bile taşımıyor. Mrs. Sidney Drew. Yani Sidney Drew'un karısı aslında. Bu bir çift zaten. Mr. and Mrs. Sidney Drew. Daha da komiğini söyleyeyim size. Bizim göreceğimiz kişi, dedim ya 1919'da çekmiş magazin. 1914'te ölen bu Mrs. Sidney Drew değil. Çünkü iki tane Mrs. Sidney Drew var. Çünkü Sidney Drew iki kere evlenmiş. İki eşi de senarist. İkisinden de Mrs. Sidney Drew diye bahsediliyor. Yani bu bile tabii hani akıl kurcalayan şeylerden bir tanesi. Fakat görüyorsunuz birinci Sidney Drew'dan da işte kendisi esas adı Gladys Rankin senaristi falan diye bahsediyor. Fakat maalesef 1914'te vefat ediyor. İkinci Mrs. Sidney Drew burada gördüğümüz daha genç 1890 doğumlu gerçek ismi Lucille McRae. Fakat evlendiği zaman Mrs. Sidney Drew ismiyle devam ediyor. Ve gerçekten de çok iş yapıyor. Hatta göreceğiniz magazinde de aynı şeye değiniliyor. Yani her şeyi o mu yapacak falan. Hem evin dekorasyonunu o yapıyor, hem filmin senaryosunu o yazıyor. Şimdi bu tür söylemler de var. Bunları 1919 şeyinde, yani cinsiyetçi söylemler diye. Onları o zamanın söylemleri olarak da bir algılamamız önemli. Ama yine de hani acaba Hollywood'un tutumu neydi bu kadınlara karşı da gibi bir şeyde de belki bir ipucu verebilir diye düşünüyorum. Evet, bir iki tane daha slide'ım var Lucille McRae hakkında. Şimdi sen bu da, onu da söyledim pardon. Bu Photoplay dergisi olsun, Photoplay'in magazin sinema için yaptığı programlar olsun. Bunlar her ne kadar hayranlar için falan filansa aslında bunlar stüdyoların promosyon departmanları tarafından yazılan, ille de gerçeği de yansıtmayan, bunların yani sözüm ona işte özel hayatını gösteriyor ama özel hayatını da aslında hayrana sunması gerektiğini düşündüğü şekilde gösteriyor. Dolayısıyla şimdi şöyle bir fotoğraf mesela tamamen sahnelenmiş bir fotoğraf tabii ki gördüğünüz gibi. Yani onlar da adeta oynuyorlar bu kadın erkek rolüyle, işte kadının senaryo yazması falan ki klipte de aynı oyunu göreceksiniz böyle. Hem evi çok güzel dekore etmiş deniyor hem de böyle işte bunu da ben yapayım, her şey benim bana kaldı falan. Bu kadın erkek yani sanki evli çift kendi aralarını tartışıyorlar gibi bir şey de var. Fakat şunu da söyleyelim, Sidney Drew yani erkek olan Mr. Sidney Drew, kendisi 1919'da ölüyor. Onun ölümünün arkasından Lucille McRae aslında devam ediyor. Fakat hala daha da, pardon bunlar ikili olarak daha ölmemiş. Öldükten sonra hala daha Drew Comedies ismiyle yani kocasının ismiyle devam ettiriyor. Hatta ona özel yani yeni bir kontrat da veriliyor falan Paramount Pictures tarafından. Fakat bir süre sonra 1921'de kendisi de bırakıyor. Zaten 1925'te daha 35 yaşındayken de hastalıktan ölüyor. Fakat gene dediğim gibi yani Lucille McRae aslında bir bakıma bağımsız bir kadın. Gerçekten ne yaptığını bilen çok çalışkan falan da bir kadın. Fakat kocası öldükten sonra bile hala daha bu Mrs. Drew kimliğiyle diyelim çalışmaya devam etmesi de ilginç. Bu birinci göreceğimiz klip hemen ikisi arka arkaya gelecek ikisini de sunuyorum. İkincisi ise Anita Loos. Anita Loos bugün aslında Gentlemen Prefer Blondes. Bilmiyorum tam Türkçesi nedir? Çok meşhur bir film tabii. Onun yazarı olarak yani sesli erkekler sarışın sever. Marilyn Monroe'nun. Evet, Marilyn Monroe'nun.
o filmin yazarı olarak çok hatırlanıyor. Film çok meşhur olduğu için ama aslında Annie Talos 1912'de senarist diye başlamış. Ve senaryosunu yazdığı 140 film var. Ve gördüğünüz gibi yine o da John Emerson Annie Talos yani eşiyle Productions yeni bir yapım şirketi falan da var. Gerçekten çok tanınmış bir isim. Özellikle de Douglas Fairbanks ile olan işleri çok tanınıyor. Ki bizim göreceğimiz klipte de zaten aynı şey var. Douglas Fairbanks, Annie Talos ve Annie Talos'un kocası yönetmen. Ya böyle bir üçlü oluşturuyorlar. Yazar, yönetmen ve oyuncu şeklinde. Fakat o filmde de yani Annie Talos'tan nasıl bahsediyor? Bir yandan kabul ediyorlar ki çok önemli bir katkısı var. Yani o böyle bir üçgen, işte o olmaz da olmaz. Fakat bir yandan da Annie Talos'u gösterme şekilleri ki burada da ilginç. Gördüğünüz gibi o böyle oturuyor küçük yani çok uzun boylu bir kadın değil. İşte böyle ay ufak tefek filan de yani literally hani gerçekten de filmde de göreceksiniz. Annie Talos aralarında duruyor. Douglas Fairbanks ile Emerson tam onun kafasının üstünden böyle birbirleriyle konuşuyorlar falan. Yani bu tür ilginç göstergeler de var. Öte yandan işte Annie Talos olmasaydı Douglas Fairbanks gerçekten bu kadar tanınmış olur muydu, hatta başarılı olur muydu sorusu da var. Annie Talos yani gerçekten çok aranan bir senarist ve dün de bahsetmiştik. Dünkü göstermiş videonun senaristi Marion Francis'ti. Marion Francis ve Annie Talos ikisi de gerçekten de kendi yapım şirketini kuran, ki burada hani başa dönüyorum, kendi yapım şirketini kuran kadınların gerçekten aradığı ve benim için bir senaryo yaz dediği ikisini bahsediyoruz. Gerçekten Annie Talos çok önemli bir isim. Şimdi galiba burada zaten bırakacağım. Ama klibe geçmeden çünkü hani teknik olarak daha kolay olsun diye. Bir de şunu yine göstermek istiyorum. Yine hemen Tom Pioneer'de dönüyorum. Dediğim gibi yüzlerce isim var. Türkiye'den de iki isim var. Fakat hala daha çok da eksiğimiz var. Şimdi bu tür şeyleri proje bazında insanları teşvik etmek için bir takım yeni taktikler diyelim uygulanmaya başladı. Yeni taktiklerden bir tanesi de bu. Bu Amerikalı senaristler için yaptılar bunu. Kate böyle bir şey yere getirdi. İşte şimdi buraya gittiğiniz zaman In Projection bölümüne sitenin böyle bir şeyle karşılaştı. Böyle bir galeriyi bir araya getirdiler. Bu galeride filmleri var olan fakat hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz kadın senaristler den bahsediliyor ve lütfen hani filmler bakın burada siz bu filmleri izleyin bu kadınlar hakkında araştırma yapın yazın ve bize gönderin gibi bir çağrı var. Ben de bunu iFilm olarak gösterdim. Özellikle memnunum çünkü görüyorsunuz. Filmler bizim zaten YouTube'a koymuş olduğumuz filmler. Yani bu filmleri biz bulduk. İşte dijital ortama aktardık. Kendi YouTube kanalımıza koyduk. Women Film Pioneers de bizim YouTube kanalımızdan böyle bir seçki yaparak böyle bir çağrı yapma şansına ulaştı. Şimdi bu bence çok güzel bir ortak çalışmayı gösteriyor. Yani biz arşivci olarak kendi görevimizi yapıyoruz, bilimlerimizi dijital ortama aktarıyoruz. İşte araştırmacılar kendi sitelerinden çağrı yapıyorlar. Lütfen bu iFilm'in filmleri izleyerek bu Amerikan şeyleri, senaristleri aktarmış. Hatta bakın onlar bir ön araştırma da yapmışlar. Mesela Eleanor Hicks hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı bir kadın senarist. Internet Movie Database'e gönderme yapıyor. Hatta Media History Digital Library'den de bir ön eleme yaparak onlar bir derleme yapmışlar ama işte diyorlar ki birisi de gidip okuyacak bu belgeleri. Ona göre kadının hayatını yeniden yazacak. Bence şimdi bundan, yani hepinizi gerçekten davet ediyorum. Bu belgeleri bakmaya ve umarım ilham alıp o araştırmaları da biraz yönlenmeye. Şimdi klibimize geçebiliyorum. Filmin alt yazılandır değil mi? Benim onu şey yapmama gerek yok. Şey yapıyorum. Galiba öyle. Metin yazılım. Bakalım.
bir eski film 1919 tarihli bir şey. Magazin tarzı. Uzun film başlamadan önce haberler falan geçiyordu ya eskiden. Yani bu da onların parçası. Photoplay Screen Supplement. Dan aldığımız bilgiler. Bunlar gerçek bulundu. Yani böyle minik minik sözde evdeki halleri görüyoruz. Veya film çekerken. Evet, bu kadardı benim sunum. Bilmiyorum zamanımız nasıl, soru var mı? Hayır, Douglas Fairbanks oyuncu. Oyuncu. Emerson. Emerson. Yani bu tür şeyleri de benim göstermek istedim amacım. Bu da bir tür kaynak aslında. Arşivlerde bulunan, yazılı olmayan fakat film üzerinde kalmış. Tabii ki işte bunu biraz da biraz diyecek fazlasıyla promosyon bölümünün sahneye koyduğu bir şey olarak görmemiz lazım. Elbette gerçek hayatta değil ama mesela gösterdiğim şeyde gördüğünüz ilanlarda Mr. ve Mrs. Drew'nun yazdığı senaryo diye geçiyor. Çok eşit gibi. Halbuki bu magazin basınında işte adam ne bileyim çalışma masasında gösteriliyor. Kadın orada vazoya çiçek koyarken.
gösteriyor. Yani böyle bir gerçekten bir tarzın sekreter gibi hatta yani. Mesela bilmeseniz onların ortak çalışma şeyini veya başka kaynaklarımız olmasa elimizde diyeceğiz ki işte Mr. Drew yazıyordu, işte kadın da, karısı da onun sekreteri yapıyor. Yani senelerce bu tür şeyler vardı gerçekten. Böyle düşünüyordu konularda. Onun için kaynakları böyle birbiriyle birleştirmek, hepsine bir arada olabildiğince geniş açıdan bakmak da gerçekten. Soruyor mu lan? Yok, sonra da sorabilirsiniz. Canlı'na teşekkür ederim. Aslında tam da şey, şu anda bir türlü şeyini bitiremediğim, hala düzeltmelerini yaptığım bir entry olacak benim de Sabahat Kilmer üzerine. Bugün sunumda bahsedeceğim. O entry'yi Women Film Pioneers Project'te gireceğiz yakında. İşte Necdet Evli'yi de ondan sonra görebiliriz. Bugün ben Sabahat Kilmer ve Halide Edip Adıvar arasındaki ilişki üzerine biraz konuşacağım. O ikisinin sinemayla olan ilişkilerine dair konuşacağım. Özellikle Sabahat Kilmer'i aslında belki hani Necdet Tevfik'ten daha erken bir senarist olarak da düşünebiliriz ama hani senaryo değil onun asıl alanı ama senaryo ekibinde bulunuyor. Binnaz filminin örneğin ekibinde yer almış. Mürebbiye'nin senaryo ekibinde yer aldığını söylüyor. Öyküleri var. 4 tane öyküsü yayınlanmış durumda. Daha sonra da bunlar sessiz sinema döneminde 1910'larda yayınlanan öyküleri. Daha sonra 1960'larda da tekrar romanlar yazıyor. Aşk romanları yazıyor. Biraz eğlenceli romanlar diyebiliriz. Sabahat Kilmer aslında işte Türkiye'nin öncü kadın sinemacılarından bir tanesi. 1918 itibariyle Ordu Film Merkezi'nde staja başlıyor. Hatta Necdet Tevfik'le beraber mi acaba diye de bir an düşündüm ben ama Necdet Tevfik daha biraz daha sonra daha geç doğmuş. Herhalde daha 6-7 yaşındaydı Sabahat Kilmer. Üniversitede staj yaptığı yıllardı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında. Sabahat Kilmer üniversitede okurken İngiliz Edebiyatı, daha doğrusu Edebiyat Fakültesine geçiş yapıyor bir noktada. Bunu da Başbakanlık Arşivinde bir belgeden görebiliyoruz. Aslında Edebiyatı okurken Science'a geçiyor. Bilim, yani herhalde o zamanlar işte fen fakültesine geçiş yapıyor. O noktada da sinema stajına başladığını ben o yıllarda yaptığını tahmin ediyorum. Anılarından ve işte bu belgeden yürüttüğüm tahminle beraber. Ve tam o yıllarda da Halide Edip Adıvar'la tanışıyorlar. Halide Edip Adıvar'la o sırada edebiyatta ders, İstanbul Üniversitesi'nde Darülfünun'da o zamanlar ders veriyor. Ve birlikte asistanlığını yapmaya başlıyor Halide Edip Adıvar'ın Sabahat Kilmer'in bir süre. Hatta Sabahat Kilmer Ordu Film Merkezi'nde staj yaptığı sırada o zamanlar daha flört ettiği Cemil Kilmer'le, işte o da Türkiye'nin ilk sinemacılarından hep beraber
İstanbul'da meşhur Sultanahmet mitinglerini düzenliyorlar. Halide Padıvar'da, Sabahat Bilmer'de bu İstanbul Sultanahmet mitinglerinde konuşmacılar arasında o dönem. O şey, Cemil Bilmer'de bunu filme alanlardan bir tanesi. Hatta şurada çok kısa istiyorum. TRT arşivinden bu görüntü. Yıllar sonra Sabahat Bilmer, Lale filmin başına geçtikten sonra Allah'a ısmarladık filmini yaptıklarında 1951'de bu şey, bu görüntüyü defalarca kullanıyorlar oyunda da. Hiçbir şekilde. Kalitesi çok iyi değildi ama haliyle de konuşurken görüyoruz şu anda. Çok büyük bir kadın katılımı söz konusu bu filmde aynı zamanda. Halide Edip'le işte, tanışmaları bu yıllarda oluyor. İşte dostlukları da bu döneme dayanıyor diyebiliriz. Onun öncesinde yani Sabahat Bilmer'in tam sinema stajı yapmaya başladığı sırada aslında böyle bir kadın dergilerine biraz baktığımız zaman kadın eserleri arşivinde tutup çok güzel kataloglarından da görebiliyoruz ikisini. Baktığımız zaman çok ilginç bir şekilde şeyi görüyoruz. Yani böyle sürekli bir kadınların sinemaya gitmesinin eleştirilişine dair yazılar görüyoruz. Kadınların sinemadan kötü etkilendiğine dair yazılar görüyoruz. İşte 1919'da Türk Kadını dergisinde ki aslında hani biraz da muhafazakar bir dergi o dönem açısından şöyle bir yazı var. Çok kısa biraz hani okuması keyifli olduğu için okumak istiyorum o yazıyı. 1919'da yayınlanmış. Sinemacılığın biraz, yani İstanbul'da gösterilen filmlerin biraz daha denetlenmesi gerektiğine dair bir yazı. İşte Türk Kadın Dergisi'nde yayınlanıyor. Sevişmeyi, kandırmayı, baştan çıkarmayı ve öpüşmenin envaini birer birer öğreten bu açık sinemalardan akıllı ve zeki kızlar ve kadınlar istifade ederler. Erkek tuzaklarını, aşk ve sevda hilelerini görür ve kendilerini öyle tuzaklara düşmemek için gözlerini açarlar. Fakat kafası iyi işlenmemiş tahsilsiz kızlar, hayat böyleymiş deyip kapılıp giderler. Akşamları tramvaylar hemen hemen sinema meraklılarını şehre tevziye başlardı. İçlerinde şık, zarif giyinmiş genç kızlar, peçeleri kapalı orta yaşlı hanımlar, müstehzi bakışlı mektepliler, ağır tavırlı dullar, zengin, fakir, malumatlı, cahil, velhasıl cemiyetin her ferdine mensup olanlar vardı. Temaşa edilen manzaralar içinde öyleleri vardır ki hiçbir hanım gördüğünü bila hicap hikaye edemez. Hayatın murdar sırlarından bir haber, alnına temas edecek ilk muhabbet buzesini ruhunu tevhiyle hazır olan saf ve masum bir kızın, fuhuşun gizli maceralarını kahkahalar içinde seyretmesine hoş bulur musunuz? Kumpanyanın bir günlük isticar ettiği şatolardan sahte konteslerin aşıklarıyla diğer diğer kaçtığını görünce alkışlıyoruz. Zevceleri tarafından mahirane aldatılan kocaların haline gülüyoruz. Bunlar bize aptal, değersiz böyle bir akıbeti müstehak olarak gösteriliyor. İffet ve namus ise Cordelia'nın haricinde adi bir şey gibi duruyor. Cordelia diye genelde film şeridinden bahsediyorlar o dönem. Birçok genç kızların bu temaşalarda sinirleri bozulmuştur. Dikkat ederseniz gülüşlerinde, yürüyüşlerinde sinemaların tesirini görürsünüz. Hayatın asıl zevkini bu meselsel maceralarda zanneden zavallıların başlarına gelen felaket az değildir. Ve bayağı aslında böyle ağır bir eleştiri de var. İlginç bir şekilde Halide Edip Adıvar'ın da 1920'lerde yayınlanmış, Tanin gazetesinde yayınlanmış bir makalesinde de gene sinemaya giden genç kızların böyle bir ağır bir eleştirisi var. Yani sadece sinema değil, sinemada diyor işte ayı seyreden kadınlar, ay ışığına aşık kadınlar diye bahsediyor. O da böyle bir hani
genel bir Halide'nin romanlarında da biraz var olan böyle bir hani kadını iki tip olarak görme. Sabahat Filmer'in öykülerinde de var benzer bir şey zaten. İşte iki tip kadın var. Bir tanesi akıllı, eğitim görmüş, işte şey, milli değerlere bağlı, işte toplumsal bir bilinci olan, bir diğeri de daha işte aklı havada, romans peşinde kadın tiplemeleri yapıyorlar, böyle biraz stereotip. Halide'nin ilginç bir şekilde dediğim gibi böyle bir sinemaya giden kadınları eleştiren bir yazısı da olduğu halde romanlarında özellikle Halide'nin kadınların neredeyse bir film teorisyeni gibi sinemayı çok uzun uzun düşünmüş olduğunu, sinemanın insan zihniyle, insan zihninin işleyişiyle, hafızanın kendisiyle çok fazla paralellikleri bulunduğunu uzun uzun anlattığı pasajlar var. Ve oralardan böyle ilginç bir şekilde bayağı şeyi çıkartabiliyoruz. Yani böyle neredeyse kendisinden yıllar sonra gelen işte Döloz'un yaptığı bir takım işte sinema ve zaman, sinema ve bilinç üzerine yaptığı teorilerini bir şekilde aslında önceleyen çok fazla paralellikler kurduğu yazıları var. Onlara biraz gireceğim. 1919 senesine ama geri dönmek istiyorum tekrar. Bu sene içerisinde Mürebbiye filmini gösterime çıktığı sırada işte basın gösterimi sırasında Sabahat Filmer'in filmi tanıttığını biliyoruz. Sabahat Filmer'in filmi tanıtırken işte aynı zamanda Ordu Film Arşivi'nin, Ordu Film Merkezi'nin neler yaptığını, nasıl sinema faaliyetleri bulunduğunu anlatıyor. Ve bunları anlatırken de gazetenin yazarı bir şekilde bayağı şey diye, işte böyle değerli okumuş bir hanımefendi bizlere bunu sundu. Genç bir hanımefendi diye sadece bahsediyor. Ben bunun işte Sabah Filmi'nin Mürebbiye'li üzerine çalışmış olmasını anlattığından, Ordu Film Merkezi'nde gösterimler yaptığı için Sabahat Filmer olduğunu tahmin ediyorum. Tabii burada bir de yani bu tahminimde bir de şey de var. Lütfü Akat'la yıllar sonra yazdığı anılarında Sabahat Filmer'in sinema camiasında lakabının hanımefendi olduğunu söylüyor. Bu da muhtemelen şeyden diye düşünüyorum. Yani özellikle erken döneminde çok fazla kadının belki de endüstride bilinmeye oluşundan dolayı belki de hani hanımefendi diye onu adlandırmış olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi bu sene içerisinde 1920'de işte biliyorsunuz Sultanahmet mitingleri oluyor. İstanbul'un işgaliyle beraber. Daha sonrasında Halide Badıvar Kurtuluş Savaşı'na katılıyor biliyorsunuz belki. Direkt cephede savaşıyor kendisi bir kadın olarak ve o süre içerisinde işte bu savaşı da anlattığı Ateşten Gömlek romanını yazıyor. Bu roman daha sonra filme de alınıyor. Ve filme alındığı zaman da aslında şöyle İşte ilk Müslüman Türk kadını da sahneye çıkmış oluyor Beda Muvahhid'den önce biliyorsunuz genelde daha çok gayrimüslim kadınlar rol alıyorlar. Hatta işte ya bunların bir kısmı tabii ki ülkenin Türkleşmesiyle beraber de ülkeden ayrılıyor. Yani ulus devlet süreciyle beraber önemli bir kısmı zaten bir şekilde artık daha görünmez olmaya başlıyor. Onunla beraber aynı zamanda işte bir de kadın Müslüman Türk kadınlarında biraz daha görünür olmaya başlamasıyla da beraber artık Beda Muvahhid de rol alıyor ama Halide Adıvar'a atfedilen şöyle bir şey var İpek Çalışları'nın atfettiği. Ateşten Gömlek'te bir kadının, bir Türk kadınının, bir Müslüman Türk kadının oynamasını Halide Badıvar şart koşuyor
diyorlar ve Halidet Badıvar'ın prodüksiyonu bu şekilde karışmasıyla beraber Veda Muahit'in rol aldığını biliyoruz. Şimdi bu Halide Edip Adıvar bununla ilgilenirken Sabahat Bilmer de bu sırada işte Atatürk işte Kurtuluş Savaşı mücadelesini verdi. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında bayağı Atatürk'e böyle aşırı adanmış bir haliyle beraber Sabahat Bilmer'in işte İzmir'de eşiyle birlikte bir sinema salonu kuruyorlar. Bu sinema salonunda çok fazla gösterim yapmaya başlıyorlar. Aynı 1923 tarihinde Sabahat Bilmer kendisinin ilk defa kadın erkek birlikte sinema gösterimini yaptığını söylüyor. Bu gösterimi de tabii hani Atatürk'ün salona gelmesiyle mümkün olduğunu söylüyor ama hani kendisinin buna ön ayak olduğunu söyleyen bir hal var anılarında. İşte daha öncesinde hep perde vardı diyor ve perdenin kaldırıldığını biliyoruz diyor. Hakikaten şeye de gazetelere de baktığımız zaman özellikle 1910'larda çok fazla şikayetler geldiğini görüyoruz. İşte kadın erkek bir arada gösterimler olduğu zaman bir şekilde belediyeye şikayet ediliyor falan filan. İzmir'de Halide Edip, pardon, İzmir'de Sabahat Bilmer bu tür gösterimler yapıyor. İşte İstanbul'a gidip geliyor sürekli. İstanbul'dan filmler alıyor, İzmir'e getiriyor, onları gösteriyor. Daha sonra işte zaman zaman Avrupa'ya gidiyor, Londra'ya gidiyor, Londra'dan filmler getiriyor. Ve bu noktada aslında Halide Edip Adıvar'la Sabahat Bilmer'in bir ayrılığa düştüğünü de görmeye başlıyoruz. Bu biraz ideolojik bir ayrılık olduğunu ben düşünüyorum. Halide Edip Adıvar biliyorsunuz belki işte İstanbul'un işgali sırasında işte mitingleri yaparken bir noktada bir çaresizlikle Amerikan Büyükelçiliğine de bir mektup yazıyor. İşte yardım edebilirler mi düşüncesiyle daha sonrasında Atatürk'ün bunu işte bir şekilde mandacılıkla suçlayıp Halide Edip Adıvar'ı işte sürgüne gönderdiğini biliyoruz. Halide Edip Adıvar sürgüne gittikten sonra işte Sabahat Bilmer de yani işte ulus devleti Atatürk'e adanmışlığıyla biraz daha Halide Edip'ten kopuyor gibi düşünebiliriz. Anılarında ilk başlarda hani böyle Halide'yle ilişkisini biraz daha gurur anlatıyorum gibi ama daha sonra çok fazla yer vermediğini görüyoruz. Yani 1920'lerden sonraki hikayelerinde hiç ismi geçmiyor Halide'yle. Halide Edip'in anılarında ise hiç tabi Sabahat Bilmer'in ismi yok. Şu noktada böyle bir Halide Edip'in romanlarında işte sinema bahsi çok geçiyor dedim. Yani hani buraya alamayacağım kadar çok çok fazla var. Ama böyle çok kısa kısa alıntılar yapmak istedim size. Burada böyle bir sinematograf gibi manasız bir işte şeyde burada bana bayağı bir şekilde bilincin film seyrederkenki halinin dönüşümünü anlattığı bir alıntı gibi düşünüyorum ben bunu ki 1912 senesinde yapıyor. Geçen gün Twitter'da gördüm Hüseyin Rahmi Durpınar'a atfedilmiş bir şey var işte şey gibisinden hani işte hayatın gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti lafını ilk kullanan Hüseyin Rahmi Durpınar 1924'te yapmış diyor. Bence Halide Edip Adıvar daha erken yapmış oluyor. Şurada kahveye de daha sonra 1924 senesinde gene işte sinema filmi gibi gözlerinin önünden geçti dediği bir şey var. Alıntı var. Hi.
Halide Edip'in film teorileri, yani Halide Edip'in dediğim gibi bir şey, Virginia Woolf'un sinema üzerine direkt bir şey vardır, bir makalesi vardır. Bir şekilde Virginia Woolf'un da bir film teorisyeni olarak düşünülebileceğini söylüyorlar. Ben Halide Edip adılarını da benzer bir noktada düşünülebileceğini söylüyorum. Tabii ki burada hani bir yandan kurmacanın hayal gücünün rolü de çok büyük, ama kurmacanın içerisinde bunun yer alması, aynı zamanda Halide Edip adıların dili de sinemayla beraber değişiyor çok fazla. Yani roman üslubu da sinemayla beraber çok değişiyor diye düşünebiliriz. Bayağı bazı yer sinemada montaj sekans diyeceğim şimdi. Necile Tevfik'ten beri hala şey yapılamamış, Türkçeleştirilememiş bir terim olarak. Montaj sekans yazarcasına yazdığı sahneler var örneğin romanlarında. Ama bunun dışında asıl tabii hani ilginç olan demin dediğim gibi bir şekilde bu iki hoca ve öğrencinin işte birlikte belki de filmin yapım sürecinde birlikte uğraştıklarını da gördüğümüz, hatta işte beraber mitingleri de düzenlemiş bir hoca ve öğrencinin bir noktadan sonra kopuşları ve birbirlerini neredeyse görmezden gelişleri gibi bir durum da var. Burada hani benim bilmediğim çok fazla, yani bizlerin bilemediği çok fazla şey de var. Onları da umarım bir gün daha bu enigmayı da çözer hale geleceğiz diye düşünüyorum. Belki bir tane herhalde alabilirim çünkü Cumhurbaşkanımız yok. Filmimiz başlayacak. Evet, ara ara. Onu da alabilirim ki. Uzun, alabilirim.